İnsan kulağından beslenir. Evet. Ağzından zannediyorum. İnsan kulağından beslenir. Göz sürekli aldanır. Erdoğan Bey, ne iş yapıyorsunuz? Çıksın bazı. Göz hep aldanır. Gördüm zanneder, yanlış görür. Sağır insanlar konuşmasını bilir mi? Bilmez. Evet. Ama konuşma özelliği var değil mi? Sağır insan konuşamaz. Sağır insan ne derler? Samut derler. Samut derler. Söylemez. Her şeyi görür de ama kulak duymayınca beyin çalışmaz. Ama ama olup da daha geri zekalı olan bir adam yoktur. Amalar çok zekidir. Evet. Akıllıdır. Görenlerin en zekası zayıfı görenleri iki müstehikidir. Daha çabuk öğrenirler. Onun için biz diyoruz ki Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor. Estağfurullah. Biz ne diyeceğiz? Tarikatuna es-suhbe hayrun fil cemiyye. Tarikatımız sohbet üzerinedir. Ve hayır da topluluktadır. Topluluktadır. Onun için biz asosyal olamayız. Bir taraf olamayız. Bir taraf oluruz. Sosyal hayatın içerisinde olmaklığımız mecburidir. Madem ki sohbet esastır. E niye esas sohbet? Keyfi söylenmiş bir söz değil ki o. Sohbet esastır. Çünkü sohbet insanı besler. Kulaktan besler. Bir gün ben fotoğraf çekip dururdum da Şeyh Hazretleri'ne dedi ki evladım bu şipşağı bırak. Bu şipşaktan bir şey çıkmaz. Sen dedi bu sözlerimi kulağına iyi kat. Ezberle. Eve dedik bir tane al o teyipten. Şöyle dedi. Var ya da şöyle. Küçük bir şey. Al ondan kaydet. Unutuyorsan. Paran yoksa ben vereyim gel dedi. İşte insan kulaktan beslenirin bizim tarikatımızdaki prensibi budur. Tarikatımız sohbet üzerinedir. Sohbetin ehemmiyeti nedir? Sohbet etmedikten sonra ne öğrenecek? Hasbihal etmedikten sonra ne bilecek? E bilmeyen adam ne işe yarar? Hiç. Evliyalar kınından rahmete yürüdükleri zaman kınından sıyrılmış kılıç gibidirler. Daha fazla tesir gösterirler. Çünkü bu dünyanın hem gamından uzaktırlar, evladı iyal baskısından, çoluk çocuk sıkıntısından kurtulmuştur onlar. Ve işleri güçleri yeryüzündeki insanların kemalatı ve hayrı için vakit geçirmek. Çünkü vakitten ve mekandan, yani zamandan ve mekandan artık onlar sıyrılmışlar. Evet. Evliyalar. Ve tasarruf sahibidir evliya demek, tasarruf sahibi demektir. En ufak evliya bu dünya gibi 10 dünyayı cebinde taşıyacak gücü vardır demişti Şeyh Hazretleri. Evet. En ufak evliyanın. Bu dünya gibi 10 dünyayı cebinde taşır. Bu nasıl işte yahu? Öyle işte bu ki bizim Abdülkadir Geylani Hazretleri pirimiz dünyayı hap diye yutamayan adama adam mı denir dermiş. O zamanın
müflisi veyahut da gadısı, en büyük alemi öfkelenmiş buna. Hesap sormaya gelmiş. Bu ne biçim lakırtıdır? Dünya ne, insan ne? Peki demiş hoca efendi, olur, doğru, sizin aklınıza göre öyle, bizim gönlümüze göre demiş, bu dünyadan milyon tane gelse kalbimize sığar, bir incir çekirdeği kadar yerde kaplamaz demiş o milyon tane dünya. Arkasından cübbesine savur, şöyle bir savurmuş, bir yere düşürtmüş onu sahraya. Almış avucuna, bak demiş ona. Bir kum deryası görünüyor. Avucuna bak, bu Kadir Geylan Hazretleri. O zamanın kadısı, alimi neyse işte, bakmış ki kum tanesi dediği şeylerin hepsi dünyanın aynısı. Hepsi dünya. Evet. Aman demiş ya. Abdullah şunu al, bak durun bak arkadaşlara. Evet. Onun için benim müridim derdi Şeyh Hazretleri, dünyayı top diye oynaması lazım. Benim müridim böyle olur. Yahu ne demek bu hocam? Nakşibendilikteki sırlardan bahsediyorsunuz şimdi. Dünyayı top diye oynamak ne demek? Dünyayı hafife almak burada. Onu anlamadım illet. Zaten top oynayana çok güzel. Evet. Top seyredene çok güzel. Çok güzel. Çok. Çok hem de. Dünyayı hafife almaktır. Değersiz görmektir. Dünyanın hem mi gamını, üzüntüsünü, kederini keder edinmemektir. Umurunda olmamaktır. Ya Hak deyip secdeye kapanmaktır. Dünyayı ayağında çevirmek budur. Benim müridim böyledir derler. O nedenle kesinlikle ve kesinlikle sizden istirhamım bir Nakşibendi olarak endişeye kapılmayın. Üzüntüye kapılmayın. Yarın ne olacak demeyin. Dertlenmeyin. Şunu deyin. Allah benim günahımı nasıl affedecek deyin. Şunu söyleyin. Ben Allah'ın huzuruna nasıl ak pak giderim deyin. Yoksa o iş olacak mı? Bu dava kazanılacak mı? Bu icraat hakimine para yatacak mı dersen Kürşat, desen ya demesen de yatacaksa yatacaksa tabii. Olmayacak iş olur. Olacak da olmaz bu. Dertlenme ya. Olur. Bırakırsan dünyayı o peşine patır patır gelir. Çünkü dünya insanın emrine verildi be. O zaten emir tutar. Eğer insan dünyanın emrine girerse, o dünya şımarır, yapmadığı eziyeti bırakmaz ona. Şimdi, hayırdır, niye açtın? Sıcak geldi. Kapat sen. Sıcak mı geldi? Yedin yağlıları. Kim yedi onları ya? Neyi? Bak. Yusuf abim hiç terliyor mu? Örgüçten yiyorum abi. Hı? Örgüçten yiyorum abi. Estağfurullah. Bismillah. Size bu lafları söylemek için o dünyanın her türlü hem megamını çekmem lazım. Ondan sonra da kalbime bakıp ne vardı benim lazım? Bir şey yok dediği zaman bu lafı söyleyebilirim.
Yani şu 3 aydan beri ne kadar sıkıntılı yaşadığımı görüyorsunuz. Ama yine yüzümde o gülücük eksik değil. Tebessüm eksik değil. Şükür ya Rabbi. Şükür. Neden şükür? Muhatap ettin kendine be. Cenab-ı Allah'a muhatap etti bizi. Yani Şeyh Hazretlerinin rahmete gitmesi, hakka yürümesi acıların en büyüğüydü benim için. Çok acı geldi. Çünkü o bir koca çınardı. Ne kadar terlesen, ne kadar bunalsan, o koyu çınar gölgesinde 5 dakikacık durmak bütün hararetini söndürürdü. Onun orada olması ve nefes alıyor olması, mütemadiyen sohbetlerini dinlemek her gün, her gün yeni bir mesaj, onu orada hay sıfatıyla görmek bize direnç veriyor. Lakin o da artık bu dünyanın ağırlığından bıktı, hakka yürümek istedi, gitti. Ondan önce kayınpederim rahmetli oldu. Arkasından babam. Yani Şeyh Hazretleri 17 Nisan'da hastaneye yattı. 7 Nisan mıydı? 7 Mayıs'tı. Ve Hakk'a yürüdü. Yoğun bakımdaydı. 20 gün. O 20 günün acısını gel bana sor. Bu sefer babam rahmetlik de 9 Mayıs'ta kriz geçirdi. 2 gün sonra Cuma gün 17 gün. Onun acısını gel bana sor. 37 gün. Ondan önce kayınpederim o. Rahmetli. Üst üste her gün bindirme. Aradaki hikayeleri boş ver. Şöyle bakıyorum kalbime. Şah Hazretleri diyor ki bana öldü demeyin. Ahu vah etmeyin. Edecekseniz kendiniz edin. İhtiyacınız varsa yine isteyin diyor. Benden isteyin. Talimat diyor. Bize. Korkmayın. Evliyalar ölmez, yerde çürümez der atalarımız. Şimdi hep duam olur ki ya Rabbi şeyhimin çeşmesi kurmasın. Kapısı kapanmasın. Adı unutulmasın. Onun açtığı yol ilelebet devam etsin. Çünkü çok enteresan, çok harikulade bambaşka bir çığır açtı. Bambaşka bir çığır açtı. Cenab-ı Allah'ın izniyle. O çığırı biz devam ettireceğiz. Aynısını. Allah'ın izniyle, şeyhimizin himmetiyle aynısını devam ettireceğiz. Katışıksız. Derdimiz o. Resulullah Efendimiz rahmete yürüdüğü zaman, hakka yürüdüğü zaman belki 100 bin, belki 150 bin kişi Müslüman idi. O kadar. Efendimizin hakka yürümesi İslamiyet'in sonunu mu getirdi? Yoksa geliştirdi mi? Büyüttü mü? Çoğaldı mı Müslümanlar? Çoğaldı. İşte şeyhimizin hakka yürümesi, zannetmeyin bizi zayıflatacak, küçültecek. Benim müridanımın her biri birer şehnazım olacaktır sözü, Şeyh Hazretlerinin sözüdür. Her biri. Neden? Şeyh Hazretleri, yeryüzünde zulüm kalmasın. Ağlayan insan, boynu bükük kimse kalmasın, mahzun olmasın kimse, yüz suratı asılmasın kimse diye uğraşır. Herkes bu çeşmeden su içsin. Yana yana. Bila ücret, bila kaydı şart bu hizmetten faydalansın. Derdi oydu.
Şeyh Hazretlerinin cümle müridanın da derdi budur, bu olmalı. Nasıl sahabe-i kiram hazıratı Efendimizin vefatından sonra dünyanın dört bir beldesine dağılıp Cenab-ı Allah'ı ve Resulullah Efendimiz'i anlattılar. Hakka çağırdılar herkesi. Her gittiği yerlerde ışık oldu sahabeler. Etrafına bir halka toplandı. Aynı şekilde biz de Şeyh Hazretlerinden, Sultanımızdan öğrendiğimiz bu hakkani hakikatleri her insana kalbi olan, aklı olan, mantığı olan, gönlü olan, izanı ve vicdanı olan her insana nasibi olanınca anlatmak durumundayız. Pazar günü İzmir'den misafirler geldi. İlk önce bir hanım idi onlar. O hanım İstanbul'daydı. Birine telefon vermiş. O dertten tasadan kurtulacak gibi değil. 5 aydan beri ben onlara telefonda yardım ediyorum. Ama gecenin ikinde, üçünde, birinde arıyorlar. Selamete çıktılar, gelmişler. Onlar bir taneydi, 4 kişi olmuşlar birlikte. Şimdi bir tanesi aradı bugün, efendim dedi, böyle böyle 1-4 kişi var. Sizin bize verdiğiniz tesbihattan, zikirden almak istiyorlar. İntisap etmek istiyorlar. Eyvallah. Ver isimlerine bakayım. Çeksinler tesbihattan. Sebep o kimse Şeyh Hazretleri'nin mesajını aldı ve dertte tasada kimse kalmasın diye o kimselere söyledi. Nasibi vardı, oradan onu aldı. Evet. Böyledir bu iş. Evet. Onun için çekinmeyin. Bu tatlı bir baldır. Kıymetli bir sofradır bu. Eddine nasiha. Ettarikati sohbe. Din nasihattir, tarikat sohbettir, hayır cemiyettedir. Dünyalık kıl kadar menfaat ummadan Efendimizin, Şeyhimiz Sultanımız Cennet Mekan Rahmetullahi Hazretlerinin metodu ve talimatıyla bu hizmete talibiz, yapacağız. Siz de yapın. Çekinmeyin. Şeyh Hazretlerinin adını duyan bundan sonra merak etmeyin, hepsi hazır ola geçecek artık. Sebep, çünkü beden hapsinden kurtuldu. Bu nedenle özünü kavrayın tarikatın, kavrayalım. Özü bu. İnsanlara hizmet, insanlara hizmet, insanlara hizmet. Varlık iddiasında bulunduğun an helaktesin. Bir insan ben okudum, ben yazdım, ben çektim, ben yaptım, tesbihat çektim, zikir yaptım, ben şu hizmete yaptım, bunu makama geldim diye ben derse nefsine pirinç tanesi kadar bir arka çıkarsa orada helak olmuştur. Çok zordu. Ben demeyecek. Sıfır olmak lazım. Sıfırız zaten de. Solda sıfır mı, sağda sıfır mı? Onu seçelim. Sağda sıfır oldu. Sıfır sağda olursa mı kıymetli, solda sıfır olursa mı kıymetli? Sağ. Ha? Efendim, efendim. Yolda denir ya, solda sıfır bu. Solda sıfır bir hükmü var mı? Birin önündeki sıfır mı, arkasındaki sıfır mı? Şimdi sıfır olan insanlar şunu yapıyor Mehmet Bey. Biri görüyor ya, zayıf, çelimsiz bir çizik. Ulan bu neden diye çengel giriyor, bana baksana diyor. İçi boş ya. Birin önüne atlıyor. Birin önüne atlayınca hiçbir değeri yok.
istediği kadar görersin. Ama birin yanına bir tane sıfır geldi mi sağ tarafına ne yaptı? 10 etti. Haddini bildi mi? Bire hürmet edip onun önüne geçmedi mi? Şimdi baktığın zaman duvara bir yuvarlak çizsen o daha çok dikkat çeker. Bir şöyle bir yapsan yani bir çizik bir dikkat az çeker. Bunda bile diyor ki Cenab-ı Allah haddinizi bilin. Sultan ezelde de sultandır. Ebedde de sultandır. Hep sultandır. Kul geçmişte de sultandır. Şey kuldur. Şimdi de kuldur. Gelecekte de kuldur. İstikbalde de. Mazide de, muzaride de, istikbalde de kul kuldur. Nasıl? Anladınız mı? Mazi, muzari, istikbal. Evet. Şimdiki gelecek. Muzari şimdiki demek. Onun için sağda sıfır olmaya bakın. İki tane sıfır 100 yapar. Üç tane sıfır 1000 yapar. 4 tane sıfır 10.000 yapar. Nasıl büyüyor? Bunun tek sebebi haddini bilip duracağı yeri bilmesi. Bize hürmet etmesi. Onun için sıfır ne kadar daha fazla yer kaplasa da birden daha büyük olamaz. Her şey birin üstüne döner. İki demek, iki tane bir demek. Zaten birden başka sayı yok. Bir ve sıfır üzerine kurulmuştur dünya. Bütün kainat. Hiç aramasınlar. Bir ve sıfır üzerinedir. Ya birsin ya sıfırsın. Biz sıfırız. Ama birin yanında. Birin yanında olmaya gayret eden sıfırlardanız. Evet. Birin önüne istediğin kadar sıfır at. Küçülür. 0.1 birin onda biridir. 0.1 yüzde biri, binde birine, milyonda birine kadar düşer. İstediğin kadar sıfır at. Yani insandaki gurur, kibir, enaniyet, ben yaparım be, ben ondan da iyiyim dedikçe solda sıfırların artar, aslında küçülürsün. Karşıdan baktığında binde birle binin arasında ne kadar fark var? 1 milyon mu? 3-6. Hayır. 1 milyon fark var değil mi? 1 milyon derece farkı var. Ama hepsinde de 3 sıfır var. 3 sıfır. 1000 ile 1000'de 1'in arasında 1 milyon kat fark vardır. Benim bildiğim. Siz mühendissiniz. Daha iyi hesap edersiniz. Öyledir yani. Doğrudur efendim. Dolayısıyla birin önüne geçersen birin arkasında duranla aranda 1 milyon fark derece oldu. Görünüşte aynıdır sıfırla. 3-0, 3-0. Bir tane bir, bir tane bir. Ne olacak ya? İşte öyle. Allah etmesin derler. Ağzınla abdest ağzın yan yana olsa nasıl yaşar bu? Evet. Yeri nasıl münasip? İşte Allah da diyor ki ey kullarım yerinizi bilin. Allah herkesi bir şey için yarattı. İşe yarayacak. Evet. Sıfır sıfırını bilecek, bir birliğini bilecek. Bir Allah'tır. Ehlullah'tır. Resulullah'tır. Onunla beraber olun. Biz de Şeyh Hazretlerinin yanında sıfırdık. Arkasında sıfırdık. Önünde değil. O zaman büyüyorsun. O zaman lafın dinleniyor. O zaman söylediklerin gökyüzünden iniyor. Öbür türlü hepsi hikaye. Dikkat edelim. Cenab-ı Allah bizden salih kalp istiyor. İhlaslı, selim, rahat bir kalp istiyor. Rahat bir kalp de dünyanın dert ve sıkıntısının kalbinde taşımayan adamdır.
Dünyadan dertlenmeyin arkadaşlar. Kederlenmeyin ve heveslenmeyin. Dünyanın derdiyle dertlenirseniz, işte o zaman o kalbi selim olmaz. Sanma ey hadi senden zerresim isterler, yevme la yanfayı da kalbi selim isterler. Müthiş bir bu formül. Ey hacı, ey hoca, ey sofu kişi, senden bol ibadet, taat, şudur budur istediklerini zannetme. Kimseye fayda olmadığı günde kalbi selim isterler senden. Ne demek kalbi selim? Allah'tan razı olan kimsedir. Allah'tan razı olan zaten günah işleyemez. Ama Allah'tan razı olmayan kimse, Allah bana ne verecek yarın? İşten mi kovulacağım? Tekerim mi patlayacak? Şekerim mi fırlayacak? Durmadan düşünen insanlar değil mi? Yahu rahat ol. Bu mülk Allah'ın mülkü. Bunu yapan Cenab-ı Allah, bu vücudu yapan. Öyleyse ve garantili yarattı Allah. Garanti kapsamındaki her aleti satın aldığın yer yapan fabrikaya gönderirsin. Güzel konu diyor. Veya onlar servis gönderir. Sen de diyorum ki dertlenme bu dünyada. Madem ki şeyhimiz sultanımızın kapısındayız, yani Nakşibendilik çeşmesinin başındayız, susuz kalacağım diye dertlenme. Yanık kavrulacağım diye dertlenme. Her çeşme başında da bir söğüt ağacı, bir çınar ağacı vardır zaten. Suyun olduğu yerde. İlla vardır. Rahat ol. Rahat ol. Rahat olmayacak olsam ben olmazdım. Oo, hesap, kitap. Ne edeceğim ben hesap kitabı? Sahibim etsin, ben köreyim diyorum. Neden bakın ya? Azizim. Şefaat ya. Anlatayım ne şeydi o ya. Sultan Mahmut çok yaşa. Evet. Bildim ama. Allah diyelim diye Sultan Mahmut çok yaşa diyene getirmiş. Evet. Tavuk. Ondan sonra hindi. Ha. Ondan sonra büyüyor gittikçe. Nasıl da anlat bakayım. Anlat bakayım. Mahmut. Mahmut deme. Sultan Mahmut. Padişahlar Sultan Mahmut. Evet. Yok Sultan Mahmut olur acaba. O da bizim Mahmut bağlı. Padişahlarımızdan Sultan Mahmut her gün yoluna geçiyormuş. Önünden geçtiği yere. Sultan Mahmut çok yaşa. Bir tanesi? Bir tanesi de dua ediyormuş sadece. Allah diyormuş. Allah diyormuş şimdi. İkincisi günü demiştim herhalde. Evet. İkincisi günü geçerken vezirini çağırıyor. Bunun derdi ne diye hani şey soruyor. Bir tavuk gönderiyor. Tavuğun içine altını basıyor. Bir bakıyor adam tavuk. Ne çamramın diye. Allah diyene veriyor. Allah diyene veriyor. Allah diyene eve götürüyor. Bir açıyor altını. Ya Rabbi şükür diye. Öyle demiştiniz. Ha. Şimdi Erdoğan Bey, bu olmuş bir hikaye. Hikaye değil, anekdot. Arşivlerde var. Sultan II. Mahmut dönemi. O da çok böyle sert bir padişah. 3. Selim'in katlinden sonra, yani amcasının katlinden sonra tahta geçmiş. Küçük yaşta dizginleri ele almak için uğraşıyor. Yeniden devleti şekillendirmeye çalışıyor. Tabii halkın arasına karışıyor. Halkın şikayetlerini bizzat görmek için. İki tane dilenci. Birisi Sultan Mahmut geçiyor diyorlar. O diyor ki Allah. Allah. Yer açık Allah diyor. Başka bir şey demiyor. Öbür kişi de diyor ki uyanık. Padişahım çok yaşa. Sultan Mahmut çok yaşa. İkinci gün yine aynı. Tamam. Adam öbür kişi Allah diyor, öbür kişi Sultan Mahmut çok yaşa diyor. Vezine diyor ki o Sultan Mahmut çok yaşa diyeni getir buraya diyor. O Allah diyor, Allah vezine diyor.
Bizden istiyor diyor. Verelim biz buna. Ne istiyorsa verelim. Peki. Oradan diyor tavuk kesin. İçine diyor sarı levara doldur. Evet. Dikin üstünü. Pişmiş tavuk verin diyor. Götürsün. O onu idare eder. Madem bizden istiyor biz de verelim diyor. Tabi vezirin kendisine bir tane tavuk verdiğini görünce öfkeleniyor. Ne oldu da diyor bağırıyor Sultan Mahmut. Tavukla bizi geçiştirir diyor. Ne lan bu diyor ya. Allah Allah. Öfkeleniyor. Efendim bir akçeye veya yarım akçeye o Allah diyor diyor ver yarım akçede diyor. Al tavuğu sana vereyim. Gelsin akşam. Tamam arkadaş diyor. Al yarım akçeyi. Veya 10 parayı. 10 paraymış. Ya, akçede diye. 10 para. O Allah diyen eve bir varıyor. Yani altın. İçi. Allah Allah diyor. Ya Rabbi sen ben istedim verdim. Ama hiç umurunda değil o. Allah diyor sadece. Gözü kapalı. İster Sultan Mahmut gelsin. İster Sultan Süleyman gelsin. Allah diyor. Allah diyor. Evet. Bakmış öbür ertesi gün bir değişiklik yok. Sultan Mahmut yaşadı, çok yaşadı yani. O gün Sultan Mahmut çok yaşadı diyor. Yine hırpani kılıç, yine beter. Öbür diğerini yine Allah diyor. O biraz üstünü başladı şey yapmış. Tabii öbürsü düzeltmiş üstünü. Allah diyen düzgün ama öbür kızı yine hırpani. Diyor ki ya çağırın şunu. Bu sefer de herhalde yetmedi. Borç çok mu borcu var ya? Kim diye basmışlar şeyi. Bakmış, ulan diyor, bu padişah benimle dalga mı geçiyor ya? İnsan bir tek bir altın verir diyor. Benim işimi görürüm. Bu ne diyor ya? Bir altın verdi. Ben diyor 100 tane hindi alayım. Hindiye mi kaldım ben diyor. Basıyor küfürü bu. Yine diyor ki, ver 10 para da senin olsun hindi diyor. Bu ne padişah bize vezir dalga geçiyor diyor. Hindi göndermiş. Bana ne hindiden diyor. Peki diyor, öğrendi ya şeyden. Bakan bundan ne çıkacak diyor. 10 parayı veriyor. Ah. O bu da sarı liratör, altın dolu içerisi. Of 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 of. Allah diyen günden güne serpiliyor, güzelleşiyor, lüksleşiyor. Öbür söz Sultan Mahmut iyice berbat. Ya. Allah Allah. Şimdi. Allah. Tabii öbür kişi kalbi sıkkın diyor ki aklı olan bak oğlum diyor. Burada Sultan Mahmut'un hazineleri var. Bunun adını anarsa bu işin düzelir. Şimdi ne var? Evlat. Şimdi iktidarda falanca parti var. Yaklaş buna, senin işin düzelir. Aynen. Yalakalık yap. Düzeltilir. Veyahut da bu falanca belediye başkanı, falanca şirket müdürü, bilmem ne. Bu devam eder bir de. Bak burada İbo bana yapmış ya. Getirdiğiniz sağ olun da. Ulan yapmış ki. Ben oradan almaya utandım. Kağıt zebil olmasın diye biter ama o da oradan geliyor. Hikmet-i İlahi aynı o zaman devam ediyor şimdi de var. Bitti değil. Sultan padişahım çok yaşayla Allah diye şimdi de var. Sistem aynı. Ya şu adam diyor iyi cukka ben buna biraz yalaka davranayım. Ya diyor gözün seni görünce gözüm gönlün aydınlandı. Ay parçası gibi oldum diyor. Ulan. Hayırdır ya? Ulan zengi. Bu devrin lafı gibi oldu. Sultan Mahmut zamanında değil. He, tatlı getiren çok yaşa alıyor mesela. Buzu kesen sen daha çok yaşa alıyor bari. Neredesin abi ya? Adam bir tepsi veya bir tabak baklava getirdiyse bana durmadan bakıyor. Ulan geldiği zaman neredesin abi diye sarılıyor. Öyle tanıyor mu Bayez Bey'e var mı tanıdığın hiç arkadaşın? Dergâhta var. Şimdi işte o da diyor ki şeye çağırın diyor hazineye kısa keseyim. Hikaye çok devam ediyor. Daha çok bunun versiyonu şey merhaleler de kısa keseyim. Girsin diyor hazineye verin eline küre. Bir küre daldırsın. Ne kadar altın mücevherat olursa hepsini ona verin. Ona demiyorlar tabii. Hepsi senin olacak demiyor da. Buradan diyor şu vezir veriyor küreye daldır çıkar diyor. Küreye daldır çıkar diyor. O da küreye böyle önüne sokuyor. Tersinden sokuyor.
Bir kaldırıyor. Bir kaldırıyor. Tabii şarur. Allah Allah diyor. Bu ne ya? Bu ne ya? Sonra diyor ki götürün bunu. Belki diyor altından nasip ediyor. Buna biz menkul mülk verelim. Gayrimenkul. Şimdi Çamlıca Tepesi'ne çıkarın diyor. O tepesine çıkarın, bir deş alsın yerden, atsın, atabildiği yere kadar bütün şeyler, arsası, tarlası ona tapılayım diyor. Bu anlattıklarım arşiv, Osmanlı arşivlerinde yazıyor. O iki kat yani yazılmış. Padişahım çok yaşadığı adam bu. Peki, götürüyor Bezazan, diyor ki babacığım buradan bir taş al, at bakalım ne kadar uzağa atarsın. Lan ben de dalgım geçiyor ya. Allah Allah. Neyse. Kafanı atacağım. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Bir taş alıyor. Ama kocaman kaldıramaya kaldıramıyor. Ondan sonra atacağım derken pat ayağına gidiyor, ayağa yoruluyor. Kaldırıyor olduğu yere. Sultan Mahmut bunu duyunca vermemiş ise mabut. Neylesin Sultan, Sultan Mahmut demiş. Rahat olun oğlum. Rahat olun. İman selametli olan insanın kalbinde durur. Kalbi selim ister Allah. Sıkı kalp değil. Kendiniz sıkı durun da kalbiniz rahat olsun. Selametli olun. Vurdum duymazlık değil. Bu dediğim. Takdirata ve kadere kendinizi teslim edin. Denizde yüzmek için denizle boğuşulmaz. Denizle boğuşursan, kasılıp kalırsan, suya kendini bırakırsan su seni yutmaz zaten. Suyun üstüne, ben seninle dostum dersen suya, yüzersin. Öbür türlü batacağım, çıkacağım dersen mutlaka batarsın. Mutlaka suyun dibini boylarsın. Rahat olursan, kendini teslim edersen su seni batırmaz. Hiçbir şey yapmasan bile su üstünü tutar seni. Öyle değil mi? Onun için Allah kalbi selim olan kullarından eylesin. Amin inşallah. Kalbi selim olsun diye. Kalbi selim olan dünyada rahat yaşar. Allah dedi, rahat ya Allah. Allah diyene Allah gönderir. İçi, içi dolu, altın dolu tavuk gibi. Evet, gelir. Allah demeyene de Sultan Mahmut onu da vereceğim diye uğraşır. Yarım bir şey satar. 10 paraya bir tepsi daha baklava yaptırmış, şunu yaptırmış, bunu. Daha çok var da kısa geçeyim dedim ya. Baklava yaptırmış, baklava dilimlerin içine altın koydurmuş. Onu, o her defasında öfkeleniyormuş. İşte efendim öfkenin de şeytanın ortağı olduğunu ispatı. Öfke şeytanın ortağıymış. Öfkelendin mi şeytan zaten ortağı olduğunu bir gerçek. Hocam açacağız da işte yani. O atıncaya kadar ki zaman. İşte, ha zaman istiyor. Bir anda imkansız da. Şey bu hani dünya peşinden gelir insan değil mi? Hı hı. Yani, kötü bir alışkanlığın var, huyun var. Sen ondan geçiyorsun. O dışarıdan gelen etkenlerle birleştiği zaman oluyor mu sen? O etki dışarıdan gelen artmaya başlıyor şimdi. Hani, bir huyundan vazgeçmeye çalışıyorsun. Ama dışarıdan sürekli tutuyor ki alkol içmeyeceğim diyorsun ki vazgeçiyorsun. Ama sürekli böyle işte birisi davet ediyor, bir o ortam oluyor, çok bir şey oluyor. Kastıktan sonra çok geliyor. Çok. Hani, evet. Hani onun şeyi, onu belli bir süreyi açtıktan sonra, belli bir aşamaya geldikten sonra hani hayırlısıyla dünya insanı. Sebep ne bak? Gelir. Sebep ne diyoruz şimdi sohbetin ilk kısmı? Et-tarikata sohbe vel hayrul cemiyye. Hayırcı topluluktadır. Daha fazla bu noktada olan arkadaşlarla birlikte, bu sohbeti dinleyen arkadaşlarla birlikte, kulaktan beslenen kimselerle birlikte, yani o topluluk içerisinde bulunursan birden düzelirsin insan. Düzelir. Kimisi bazı maddeler alev olur, yanar. Kimisi dumanı tüter, yanar. Kimisi de yandığı bile belli olmaz, demir gibi. Demir gibi sağlam dersin, yanar gider. Çeşit türlü yanma çeşidi vardır. Yani Allah için yanma, dünya için yanma çeşit türlüdür. Yakar oğlum demiştim.
Kardeş ya kardeş. Onu siz şey yapmadık, şimdi hatırlattılar. Yani halka-i zikir kurulmuş. Tabi zikir halkasında göz kapatılıyor. Bizde herkes cep telefonlarına baktığı için. Evet, Kıbrıs'ta böyle herkes gözünü yumadı, ışıklar söndürdü. Büyük bir tesbihimiz vardı bu oda gibi. Evet. Ondan sonra devam ediyordu. Tabi gözümüz kapalı, yanar oldu, yanar. Şimdi, halka zikir kurulmuş dergahta zikir çekiliyor. Ortada mum var evvel zaman içerisinde, lamba yok. Evet. O mumdan derviş hanım paçası tutuşmuş, paça tutuşmuş. Şeyhim, efendim, yanıyorum demiş. O da tabii, bu ateş yakar onu. Yanarsın oğlum demiş. Onun hesabı ateş çeşitlerini öğrenin yani. Yanma çeşidi. Aman paçayı yaktırmayın yani. Yok. Paça gittiyse tamam. Vücuda sirayet edin. Komple yanarsın. Paçayı kaptırmış yani. Paça gittiyse komple gider zaten. Paçadan başlıyor ya. Ondan yanar demiş ya. Allah affetsin bizi, günlerimizi. Güzel günler göstersin. Selamette yaşasın. Bereketli, sıhhatli, afiyetli, uzun ömür versin. Amin. Hakk'a yakın kurulun. Sıfırız ama Allah sağda sıfır etsin bizi. Amin inşallah. Birin sorunda sıfır olur mu buyurduk? Allah sağda sıfırlardan eylesin. İnşallah. Güzel günler göstersin. İnşallah. Hoo. Bizim işimiz şimdi daha çok efendim. Eskidekinden daha çok. Evet. Büyük. Yani daha çoğaldık. 90, 2000, 2015, 25 daha çoğalıyoruz. Daha da yükümüz çok, işimiz de çok. Yeryüzünde Şeyh Hazretleri'nin adını duyurmadığımız yer kalmayacak, artı mı? İnşallah. Onun mesajının bitmediği yer. Şu anlattığımız, benim şu halim kendi halim değil Erdoğan Bey. Şeyh Hazretleri'nin halidir. Yoksa bazı hareketlerinizden görüyor mu efendim böyle yapıyoruz? Benim böyle tarzım bu değil. Eskiden beri benim kendi tarzım olur ki bir kimseye ben yol tarif etmek bile hoşlanmam. Birisine bir şey anlatmak hiç hoşlanmam. Ben anlatıyorsam o da anlasın derim ya. Niye anlamamış? Ama Şeyh Hazreti dedi ki, anlatacaksın, yorulmayacaksın, Hakk'ın kapısına getireceksin bunları. Madem ki benden öğrendiğini öğreteceksin, ilmin zekatı öğretmektir. Evet. Hakk'ın kapısına kulları getireceksin. Bir şey istemeden kullardan, Allah'tan bekleyerek. Sultan Mahmud hikayesi. Evet. Padişahım çok yaşa değil, Allah. Biz dilenciyiz ama Allah diyen dilenciyiz. O nedenle her türlü tabiatın ve alışkanlığım Şeyh Hazretleri'nin tarafından değiştirildi. Evet.
Onun için bizim bu yolda sonuna kadar bütün gücümle, bütün hücrelerimle, çünkü başka yok Erdoğan Bey. Yok. Şu anlattığımız belki kah kah, belki kih kih, şu acılı günümüzde bile gülüyoruz var. Fakat bu hakikatleri bu şekilde anlatıp gönle nakşettirmek yok. Adam sanki atom bombasının nasıl yapıldığını anlatıyor vaaz ederken. Adam sanki Birleşmiş Milletler'de Fidel Castro gibi konuşuyor. Konuştun mu Fidel Castro'nun şeyini konuştun, dinleyen ben çok dinlerdim Fidel Castro'yu. Fidelciler var ya şimdi, Fidelciler Fidel'i dinlemiyor. Ben dinlerdim. Aman Allah'ım, ne biçim heyecanla konuşuyor, hepsi palavrası gibi. Anchios, Martinez, Tantres diye başlardı lan. Anchios, Maydanoz diye anladım ben de. Onun şeyi İspanyolca konuşuyorlar. Şimdi bizim halimiz de o. Anlaşılabilecek, anlatılabilecek, uygulanabilecek şekilde İslam'ı anlatmak, hakikaten anlatmak lazım. Hakikati bu. Kalbi selim sahibi olmak. İnşallah. Allah kalbi selim sahibi etsin. Şeyhimize bol rahmet etsin. Amin. Babama mağfiret etsin inşallah. Kabri nur olsun, makamı cennet olsun. Amin. Günahları af olsun. Hürmetin Habibi, hürmetin Fatiha. Amin.